Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 7 Plus almak yerine S8 Plus almanız için 5 neden söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar detaylara geçmeden önce hemen şunu belirteyim. Bu videomuzu ArtiWay sponsorluğunda çekiyoruz ve şimdi gelin nedenlerimize bir bakalım. Az daha unutuyordum, hem video içerisinde hem de aşağıdaki açıklamadan detayları görebileceğiniz bir S8 Plus hediye edeceğiz. Şimdiden alan arkadaşlar hayırlı olsun. Artık listemize geçelim. Birinci sorumuz bence çok mantıklı. 2016 model araba mı, 2017 model araba mı? Yani bu sorunun mantığı şu: iPhone 7 Plus 2016 yılında çıktı. Samsung Galaxy S8 Plus ise 2017'de çıktı. Doğal olarak bir tanesi daha yeni. Zaten sizin kafanızda Android bir cihaz varsa iOS otomatikman elenmiş oluyor. O yüzden bence 2017 olanı, yani yeni olanı tercih edebilirsiniz. İkinci nedenim ise ekran gövde oranı. Şimdi arkadaşlar S8 Plus'ı bizdeki incelemede de görmüştünüz. Neredeyse çerçevesiz bir ekran söz konusu. 7 Plus'ta ise aşağıda bir fiziksel home butonu olmasa bile o alanda bir doluluk var. Doğal olarak ekran gövde oranı konusunda da Samsung Galaxy S8 Plus öne geçmiş oluyor. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, bizi de taraflı ilan etmeyin. Bir tanesi 2017, diğeri 2016. Ama zaten iPhone 8 geldiğinde anlayacağız. El mi yaman, bey mi yaman. Üçüncü maddem ise güvenlik arkadaşlar. Tamam, hepimiz artık anladık şu Cem Yılmaz'ın meşhur esprisini. CIA benim telefonumu ne yapsın? Ulan senin CIA hesabını ne yapsın? Ama şu da bir gerçeklik arkadaşlar. Gün boyu cebimizde gezdiğimiz bu akıllı telefonlar artık bir biçimde bizim mahremiyet alanımıza da girmiş durumda. Yani güvenlik özel hayatımız açısından en azından artık önemli. Tabii bir yerde ajanlık ya da ne bileyim bir şeyler yapıyorsanız orasını bilemem. 7 Plus'larda bildiğiniz gibi parmak izi okuyucu var ama Galaxy S8 Plus'ta parmak izi okuyucunun yanına iris tarayıcı, yani göz tarama teknolojisi de eklenmiş durumda. 4 tabii ki de hafıza kart. Android telefonların genelinde sonuçta hafıza kartı dediğimiz mesele var ama iPhone'ların hiçbirinde yok. Bu genel anlamda bazı telefon kullanıcıları için SD kart takılabilen telefonları bir adım öne çıkarıyor. Doğal olarak 64 GB'lık dahili hafızanın yanına 256 GB'lık micro SD kart desteği sunan Galaxy S8 Plus yine iPhone 7 Plus'tan bir tık, hatta bence ciddi bir adım öne geçmiş oluyor. Beşinci maddemiz ise artık Apple'ın başının belası olduğu hızlı şarj ve kablosuz şarj. Yani sadece ben 2,5 senedir iPhone telefonlarda hızlı şarj veya kablosuz şarj görmek için ne çağrılar yaptım, ne çağrılar siz de biliyorsunuz. 3500 mAh'lik S8 Plus'ın bataryasını yarım saat içerisinde hızlı şarj desteğiyle %50-60 seviyelerine getirebiliyorsunuz. Aynı şey 2900 mAh'lik iPhone 7 Plus'ta maalesef geçerli değil. Yarım saat gibi bir sürede %25-30, bilemediğiniz 35'lere kadar anca çıkarabiliyorsunuz. Bu da yine hepimizin başına gelebiliyor arkadaşlar. Telefonumu şurada bir yarım saat şarj edeyim, günüm idare etsin gibi bir kafadaysanız eğer, 7 Plus bu anlamda sizi çok ciddi olmasa da biraz geride bırakabilir. Ayrıca S8 Plus'ın kablosuz şarjı desteklediği de cabası oldu. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bu içerikte herhangi bir biçimde taraf tutmuyorum. Ama bir tanesi 2017, diğeri 2016. Teknolojide en önemli olan şey en güncel olanı en yakından takip edebilmektir. Bu nedenle arada yaş farkı olduğu için videomuzdan S8 Plus açık ara önde çıkmış oluyor. Ama esas sonucu iPhone 8'de göreceğiz. Hadi artık S8 Plus hediye edeceğimiz kampanyamızın detayları için bir Lütfi'ye bağlanalım. Bakalım o neler diyecek. Evet millet, şimdi hızlıca alışverişimizi yapabiliriz. Alışverişimizi ArtiWay üzerinden yapıyoruz. ArtiWay bildiğiniz gibi yaptığımız alışverişlerden ekstra hiçbir şey yapmadan bonus kazanmamızı sağlayan bir platform. Bu arada ArtiWay'in Web Tekno'ya özel bir kampanyası var şu an. Uygulamayı indiriyoruz ve öneriler kısmına geliyoruz. Burada Web Tekno logosu barınanlardan bir tanesinden istediğiniz fiyatta bir alışveriş yapıyorsunuz ve kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Samsung S8 Plus alacaktık, mağazamıza gidelim. Evet millet, alışverişimizi tamamladık. Bu aşamaları hızlıca geçtik. Şimdi size ne kadar bonus geldiğini hızlıca göstermek istiyorum. Profilimize geliyoruz ve üst tarafta bonus sekmesi var. Buraya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi Samsung üzerinden şu an 106.62 TL kazanmış olduk. Kampanyamız 22 Mayıs saat 23.59'da pazartesi günü sona eriyor. Daha sonra kazanan da ArtiWay iletişime geçiyor. Burada şöyle bir detay var. ArtiWay'e üye olduğunuz mail üzerinden iletişime geçecek. Bu detayı atlamayalım diyelim. Ben de artık Çağdaş'ın yanına geçeyim. Yavaş yavaş da videomuzu kapatalım. Lütfi, telefon geldi. Evet geldi ve aranızdan birine gitmek için sabırsızlanıyor arkadaşlar. Video boyunca zaten nasıl ulaşabileceğinizi anlatmıştık. Aşağıda açıklama kısmında da bütün detaylar yer alıyor deyip ben şimdiden telefon alan arkadaşa hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Güzel, İyi günler. Güzel selfie'lerimi çeksin. Bizimlere paylaşırsa sevinirim. Aynen. O zaman arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Şu an Lütfi'nin ve benim kafamın oralarda iki tane video var. Onlara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Aradaki bağlantıdan da kanalımıza abone olup videolardan haberdar olabilirsiniz.